Arkadaşlar merhabalar. Bu bir duyuru videosudur. Şekil A'da gördüğünüz gibi ne var burada? 3D yayınlarının Türkiye Geneli Kurumsal Deneme Sınavı var. Evet biliyorsunuz ki sizler için şu an ne önemli? Deneme sınavları çok önemli ve sizler bol bol deneme çözüyorsunuz. Farkındayız ama bu sınav Türkiye Geneli olduğu için sizin için daha önemli bir hale geliyor. Şu an itibariyle 100, binin, 100 bine yakın bir öğrenci girecek demişlerdi ama ee, bir hafta önce demişlerdi. Belki bin üstündedir bu sayı. Ama bu videoyu izledikten sonra 100 bırak 200 bin 300 bin öğrenci girsin ki ne kadar çok öğrenci girerse sizin açınızdan daha iyi. Çünkü siz 200 bin öğrencinin arasında ya da 300 bin inşallah bu videodan sonra o, o sayı artar. Ne kadar çok olursa o kadar sizin açınızdan iyi olur. O kadar kişi arasında kendi sıralamanızı görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu önemli. Yani sınava gireceksiniz. 200 bin kişi ya da 300 bin kişi inşallah e, bu kadar kişinin arasında şu hocam 10 bininci oldum, 20 bininci oldum. O hissiyat çok önemli. Ve bu sınav bildiğiniz e, ÖSYM TET sınavında ya da AYT sınavında nasıl yapıyorsa bu sınavda da aynı şeyler uygulanacak arkadaşlar. Mesela sınav kitapçığınız bile bu şekilde gelecek. Poşetli bir şekilde gelecek ve poşetli bir şekilde siz kendiniz ilk defa orada açacaksınız ve sınavınızı uygulayacaksınız arkadaşlar. Evet, önemli bir sınav. Sınava girmeden önce güzel bir prova yapacaksınız ve 3D yayınları farkıyla yapacaksınız. Hepiniz biliyorsunuz 3D'nin nasıl bir yayın olduğunu ve nasıl kaliteli bir yayın olduğunu ve Türkiye geneli sınavını bir de bu kaliteli sınavda yapın ve lütfen rekor kırın arkadaşlar. Lütfen benim tayfam girin. Bu videoyu izleyenler girsin. Ya bu videoyu atıyorum 10 bin kişi izledi, 10 bin de kaydı olsun, 20 bin mi, 30 bin mi, 40 bin mi? Hepiniz kaydolun arkadaşlar ve e, o kadar çok kişinin arasında sıralamanız bakalım ne olacak. E, sınav öncesi güzel bir prova yapmış olacaksınız ve yerinizi göreceksiniz ve bu sınavda belki hatalar yapacaksınız o hataları normal ÖSYM'de yapmayacak şekilde e, kendinize bir önlemler alacaksınız belki de arkadaşlar bence önemli bir sınav ve 3D'nin kalitesiyle yapılan, yapılacak olması bence e, bu sınavı daha önemli bir hale geçiyor arkadaşlar. Evet sınavla ilgili bazı şeyler şunları okuyalım bakalım ne diyor. 27 28 29 30 Mayıs tarihlerindeki Türkiye geneli TYT AYT 4. deneme sınavımız için son başvuru tarihi 16 Mayıs Pazartesi günü. Unutmayın, az bir zaman kaldı. 16 Mayıs Pazartesi gününe kadar başvurun arkadaşlar. Sınava okulunuzun uygulaması halinde okulunuzda katılabilirsiniz. Okulunuz sınava katılmayacaksa aşağıdaki linke tıklayıp size en yakın merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Link şu arkadaşlar açıklama kısmında ben bunların hepsini burada ne yazıyorsa açıklama kısmına yazacağım. Hatta bundan sonraki video kısmını da soru, soru cevaplar var burada izlemek zorunda değilsiniz. O soru cevapları da açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Çünkü niye her zaman diyorum? Sizin vaktiniz benim için çok önemli. Videolarla vakit harcamanızı da istemiyorum açıkçası. Ve bu arada okulunuz yapmayacaksa belki dershaneniz falan da yapıyor olabilir. Gittiğiniz dershaneye de sorun. Hocam 3D yayınları yapılacak mı? Ya da okulunuza sorun mutlaka. Yapılmayacaksa da buradan başvuru merkezlerinden sınavlara mutlaka mutlaka başvurun arkadaşlar. Evet, Şimdi soru cevap var. Burada cevaplar da var arkadaşlar. Bir dediğim gibi videonun bundan sonra kısmını iz izlemenize gerek yok ama ben yine de o kimse videoyu devam eden arkadaşlar için. Sınava nasıl katılabilirim? Aslında biraz önce cevabını verdik de olsun. Okulunuzun uygulaması halinde sınava kendi okulunuzda katılabilirsiniz. Sınavın okulunuzda uygulanıp uygulanmayacağınızı eee öğretmeninize ve kurum yetkilisine sorabilirsiniz. Okulun sınavı uygulamayacak nasıl başvuruda bulunabilirim diye bir soru var 3d yayınları.com sınav merkezleri adresi üzerinden bilgilerinizi girerek size en yakın sınav merkezi ile iletişime geçebilirsiniz açıklama kısmında link olacak arkadaşlar sınav ücreti ne kadar olacak sınav ücretleri sınava sınavı uygulayan sınav merkezleri tarafından belirlenmektedir sınava katılacağınız merkez ile iletişime geçip öğrenebilirsiniz Sınav başvuruları hangi tarihte yapılacak? 11 Nisan'da 16 Mayıs tarihleri arasında. Hatta bu videoyu izledin ya. Kapat git başvur ya da linke tıkla. Ee, o linke tıklayıp oradaki şeyleri başvurabilirsiniz arkadaşlar. 16 Mayıs tarihleri arasında sınav başvurusunda bulunabilirsiniz. Eyvallah. Sonraki sorumuz sınav hangi tarihte ve nasıl uygulanacak? Sınav 27, 28, 29, 30 Mayıs tarihlerinde uygulanacaktır. Kitapçıklar YKS'de olduğu gibi şeffaf poşetlenmiş bir şekilde gönderilmektedir. Paket içerisinde deneme sınavı, optik form ve sınav yönergesi bulunmaktadır. Cevap anahtarı ve video çözümler ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı ve video çözümler 30 Mayıs pazartesi saat 20'de 3D yayınları.com ve 3D yayınları YouTube kanalında yayınlanacaktır. Türkiye geneli sonuçlar ne zaman açıklanacak? optik formlarımız kurum tarafından sisteme yüklendiği anda kısmi sonuçlara doğru yanlış ve net bilgilerle yani 3D adresinden anında ulaşabilirsiniz. Puan bilgileriniz ve Türkiye geneli sıralamanız da 6 Haziran Pazartesi saat 14'te 3D adresinde açıklanacaktır arkadaşlar. Evet gençler önemli bir sınav. Ve bu videoyu izleyen herkes lütfen ama lütfen bu sınava başvursun. Evet bunların hepsini açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Bu sınav önemli bir sınav. Ciddi bir sınav. Lütfen ama lütfen başvurun. 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 Sizleri seviyorum. Sınavda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.